Geri kalan 1000 parça kaldı sadece. Çok değil ya. Bir 3 aya sökeriz muhtemelen içini. Tam işe başladım. Matkabım bozuldu. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Karavan yapıyoruz serisi. Evet, artık biz de yavaş yavaş moto karavana geçiyoruz. Ne kadar sürecek tabii geçişimiz tam olarak gözümüze kestirmiyoruz. Bu serinin ilk videosu olacak. Bizim artık ne yapacağımız, ne edeceğimizle ilgili 3 aşağı 5 yukarı fikirlerimizi konuştuğumuz bir video. Şu an ben minibüsün içindeyim. Videonun detaylarına geçmeden önce şunu bir rica edeyim. Kanaldaki abone olma ve izlenme oranları arasında çok büyük bir uçurum var. Şu an %97 izleyicilerimizin abone olmadığını görüyorum. Rica ediyorum sizden bir abone olursanız, bir yorum yaparsanız, bir güzel yorumlarınız bizim ihtiyacımız olacak. Çünkü işimiz bayağı bir uzun burada. Siz abone olduğunuzu varsayaraktan ben de konuya devam ediyorum. Neden motokaravana geçtik? Biz çekme karavanda çok mutluyduk. Ve neden bir ambulansın içindeyiz? Evet, ambulans içindeyiz. Yarı sökülmüş, yarı sökülememiş. Şöyle, biz Avrupa seyahati yaptık biliyorsunuz. Bu sene bir arabayla Avrupa seyahati yaptık. Bir 6000 kilometre, 12 ülke, 20 şehir falan, 12-13 ülke tam olarak onu hatırlamıyorum. Ve 6000 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Ve o yolculukta artık biraz şunu fark ettik. Biz daha çok yolda olmayı, daha az kamp alanlarında zaman geçirmekten hoşlanmaya başlamışız. Ama standartta bizim Türkiye'de çok kullandığımız 15 metre küplük karavanlar bize çok büyük geliyordu. Ve hani o kadar büyük bir karavan istemiyorduk. Biz de Avrupa seyahatinde şunu gördük. Pössil ve Knaus markalarının 440 isimli, yani 11,5 metre küplük Ducato'lardan yaptıkları karavanlar var. Ve çok hoşumuza gitti. Şehir içlerindeki otoparkları rahat bir şekilde girebiliyor. Pratik, yolda olup birçok konforu da kendi içinde sağlayabildiği için oldukça güzeldi. Biz de dedik ki o zaman gelelim bir tane kendimize motokaravan almak için 11,5 metre küplük minibüs alalım ve onu basit bir karavana çevirelim. Basit dediğim tabii basit, çok da basit bir şey istemiyoruz ama tabii bu sürece başladığımız zaman da 11,5 metre küp karavan minibüs arıyoruz ama hani kendi karavanımızı satamadık. Çok acelemiz yokken elimize bu minibüs geldi. Bu minibüs 2013 model Sprinter 316 ambulans paketi, standart ambulans paketi olan karavan minibüslerden, yani standart uzunluğu yüksek tavanlı olanı, otomatik vitesli dolu paket olarak geçenlerden bir tanesi. Bu nasıl bizim elimize geldi ve biz buraya nasıl başladık? Dediğim gibi 11,5 metreküplük bir karavan istiyorduk, 13 metreküplük bir minibüs hiç aklımızda yoktu. Bazı videolarda görmüşsünüzdür, benim kayınbiraderim Güldeniz'in de kardeşi Can Deniz Sprinter ustası, Sprinter motor ustası ve bu minibüs eline geldi bir yerden. Oldukça hani alabilirsek uygun fiyatlı bir şekildeydi. Kendisinin birkaç eksiği var. Eksiklerinden bir tanesi motor beyni ve şanzıman beyni yok otomatik vitesi olduğu için. Siz eğer böyle bir sanayide sıkı fıkı bir ilişkiniz yoksa böyle bir riske girmenizi önermem ben, çünkü üzerler. Gerçekten üzerler. Bu şekilde elimize geldi ve bu minibüs toplanmaya başlıyor yavaş yavaş. Biz de toplanırken içini sökmeye başlayalım dedik. Çünkü dediğim gibi bu bir ambulans. Ben de şu an bir ambulans koltuğunda oturuyorum zaten. İlk parçayı söktük. Geri kalan 1000 parça kaldı sadece. Çok değil ya. Bir 3 aya sökeriz muhtemelen içini. Şu dolaplar sökülmeden sanırım ilerleyemeyeceğiz. Önce o dolaplara girişelim o zaman. Tam işe başladım. Matkabım bozuldu. Galiba yanıyor. Kömüründe sorun var galiba. Bilmiyorum, bakacağız. Şimdi işin de tam ortasında gitti. Tam başladık, elimiz bir şeyleri gelmeye başladı. Niye böyle oldu? Biraz şanssızlıkla başlamış olduk. Matkabım yeniden çalışmaya başladı. Beni yolu yarı yolda bırakmayacak inşallah. Bakalım.
Tavan çıktı. Ama komple indirmiyorum ki güvenlik kalsın, içinde borular falan var, kafamızı gözümüzü yarmayalım diye, ama köşelerden bir bakacağım bakalım tavanın nasıl olduğunu görmeye çalışacağım. Korkuyorum ilk defa şasiyle kaportayla ilgili bir bölüm göreceğiz. Bakalım, umarım sorunsuz çıkacaktır. Anam ne güzel sallanıyor. Geliyor. Lan gelme. Bu minibüsü Can Deniz baştan sona yürüyen her şeyle sıfırlayacak. Yavaş yavaş başlamaya başladı. İki tane parçamızı sipariş ettik, beyinleri, onlar gelecek. Biz de bu süre zarfında karavanı söküp nasıl bir karavan yapacağımıza karar vereceğiz. Hiç aklımızda bir şey yok. Bir sürü şey düşünüyoruz. U koltuk mu olsun, sabit yatak, genişletmeli duvar mı olsun vesaire vesaire. İnanın hiçbir fikrimiz yok. Biz de süreci devam ederken şu içeriği topladıktan sonra göreceğiz. Ama büyük bir ihtimalle düşündüğümüz şu sabit yatak, küçük bir ön tarafta masa alanı ve tuvalet banyo diye düşünüyoruz. Ama Sprinter'larda şöyle bir zorluk var bu konuda. İç genişliği 1.78. Yalıtımı da işin içine koyduğumuz zaman 1.75 gibi bir uzunluk oluyor. Bir de açısı var tabii bunun. Ama benim boyum 1.84. Benim orada rahat bir şekilde uyuyabilmemin imkanı yok. O yüzden sağa ve sola büyük bir ihtimalle 10'ar santimlik genişletme aparatları takılacak ve içerinin boyutu 1.95'e falan gelecek gibi gözüküyor. Şimdi biz ilk fasıl olarak ne yapacağız dersek, karavanın içini sökeceğiz. Kaportasının durumunun ne olduğunu çok bilmiyoruz. Duruma göre önce kaportacıya gidecek ya da kaportacıya sonra gidip düzeltmeleri yapılacak. Ama bunun üzerinde bir klima var. O klima bizim birçok şeyimizi durduruyor. Klimanın dış ünitesi. Onun da söküldüğü zaman ya ona uygun bir hekiyle ya da kapatılaraktan orayı devam ettirmeyi düşünüyoruz, ama gerçekten önce içerisinin sökülmesi gerekiyor ki kaporta durumunu göreceğiz. İçi hiç böyle iç aydınlatıcı bir şekilde değil. Tabii bizi bu konuda rahatlatan şey zaten bizim planımızda içerisindeki her şeyi zaten sökmekti. Yani mevcut minibüsün kendi yapısını biraz daha dışarına çıkacağımız için zaten biz o aparatların birçoğunu sökeceğiz. Yenileyecektik. Neye yaparsak yapalım, hangi sıfır minibüs alsak bile bunları yapacaktık. O yüzden bizi çok etkileyen konular olmayacak, ama bu süreç ne kadar uzun sürecek en ufak bir fikrim yok. Peki neden Sprinter dersek? Aslında dediğim gibi ilk başta Ducato istiyorduk. Şurada bir parça görünce elleşmeden yapamadım. Aslında Ducato istiyorduk. Ama Sprinter hem çok rahat bir araç. Kullanım için çok rahat. Yani kullanıcı dostu bir araç. Şehir içinde falan çok pratik bir araç. Yakıtı vesairesi bir rakiplerine kıyasla bir tık fazla. Ama araç arkadan itişli olduğu için bizi birçok arazide ya da zorlu yolda daha rahat ettirecek. Tabii bu süre zarfında bu arkadan itişli olmasının da zorlayıcı konularından bir tanesi atık deposu. Sağolsun İlker abinin bütün videolarını izledim. O hem Hayriş Van'da hem Vera Van'da başına gelenleri biliyorum. Kendisine de sordum. Atık suyu çift su deposuyla çözebilmiş kendisi. Aradan şaft geçtiği için onu o şekilde çözeceğiz. İlker abi valla o videolar için çok sağ ol. Bütün videoları zaten keyifli keyifli izlemiştik bir karavan yapımı için, ama bizim de işimize yarayacağını düşünmüyordum. Çok işimize yarayacak gibi gözüküyor şu anda. Çok sağ ol abi. Tabii arkadan itişli olmasının bazı böyle getirileri olduğu için gibi götürleri de olacak. Yani bahsettiğim gibi yakıt, aradan bir şaftın geçmesi, bazı yapım işlemleri bizi zorlanmayacak. Çok açılı bir duvarlar var burada. Bu duvarlar mobilya yapımında bizi bir tık zorlayabilecek. Sprinter'la ilgili bulabileceğimiz bazı sarf malzemeler, karavan yapım sarf malzemeleri Ducato kadar çok değil, daha az. Ve her şeyden önemlisi, gerçekten Sprinter işine girecekseniz ya iyi bir ustanız olması gerekiyor ya da iyi bir şekil, iyi bir minibüs almanız gerekiyor. Çünkü çok pahalı parçaları çok üzebilir sizi. Yani ona dikkat edin. Biz bir şekilde girdik işin içine çünkü biz Can Deniz'e güveniyoruz. Orada bir delik varmış ya. Şu anda bir de minibüsün de bazı şeylerini yeni keşfediyorum. Biz Can Deniz'e güveniyoruz açıkçası. Eğer sizin böyle bir durumunuz yoksa birkaç kere düşünmenizi Sprinter'la ilgili öneririm. O zaman şimdilik bu videoyu burada durduralım ve bakalım süreç nasıl devam edecek. Size dediğim gibi lütfen abone olursanız parça parça, bölüm bölüm bütün karavan yapımını bizle birlikte devam edebiliriz, izleyebiliriz. Ne kadar süreceğini hiç bilmiyorum ama herhalde bir seneye kalmaz bitiririz bunu ya, bitiririz. O zaman bir sonraki yapım videosunda görüşmek üzere. Tabii siz bu videoları izlerken arada kanala seyahat videoları geliyor. Onları izlemeyi unutmayın. Onları izleyebilmek için de kanala tekrar abone olup diğer videolara bakabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah.
Hop.